Merhaba, bu videomda sizlere Ecvit'te nasıl kargo bölümünü, yani kargo ayarlarını yapabilirsiniz, bunu göstereceğim. Şu anda deneme bir Ecvit hesabındayım. Şuradaki sol kısımdan nakliye ve alım yazıyor. Burada nakliye ve alım kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında şurada benim eklediğim bir tane gördüğünüz üzere kargo modeli var. Şimdi ben sizlerle beraber yeniden bir tane kargo modeli ekleyeceğim. Ve burada alta geliyoruz ve burada bakın şurada bir tane shipping var. Burada nakliye yöntem ekle dediğinizde burada farklı farklı ne diyeyim size kargo firmalarıyla bağlantı kurmanız lazım. Ancak size önerim bunu yapmanız değildir. Eğer ki drop shipping yapıyorsanız böyle bir şey yapmanıza gerek yoktur. Şuradaki lokal delivery kısmı var. Burada ad delivery diyoruz. Tabii ki dropshipping yapıyorsanız her zaman için ücretsiz gönderim, ücretsiz kargo yapmanızı öneririz. Bu yüzden de lokal delivery kullanabilirsiniz. Sonuçta ücretsiz göndereceksiniz ve her kargo farklı farklı olacağından ve kargo firmalarıyla bağlantı kurmanıza gerek kalmayacak. Daha sonrasında burada gördüğünüz üzere birkaç farklı şey çıktı. Tabi burada şu anda bu ayarları da yapabilirsiniz ama dediğim gibi size ücretsizi öneririm. Şurada setup free delivery diyoruz. Zaten bu videoda da ücretsiz gönderim olacağını, nasıl olacağını göstereceğim. Şimdi daha sonrasında name checkout diyor. Şey gözükecek yani burada kargonuzun adı gözükecek. Burada insanlar oradaki siparişi seçerken kargoda free delivery yazsın. Kargonun ismi free delivery olsun mesela. Veya şöyle yapabilirsiniz. White dünya genelinde bedava teslimat yapabilirsiniz. Cüretli Delivery Zone diyor zaten burada tüm dünya gördüğünüz üzere dünyadaki tüm herkes sipariş verdiklerinde burada ücretsiz kargo sipariş verecekler. Buna dikkat edin. Şuradan Delivery Zone diyerek burada Zone on Map diyerek burada şöyle farklı bir şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Mesela gördüğünüz üzere sadece şu anda şöyle bir geriye doğru gidersek şöyle bakın. Gördüğünüz üzere sadece Londra üzerinde bir ki mesela bu adres içindeki şu bölge içindeki adreslere sadece ücretsiz gönderim yapar. Yani bu ücretsiz gönderim uygular. Diğerlerini uygulamaz. Yani bunu yapabilirsiniz ama bunu önermem. Çünkü her şeye farklı bir uygulamayı yapabilirsiniz. Yapmanız gerekir. Şuradaki Advanced Settings'ten sadece ülkelere falan seçebilirsiniz. Burada yeni oluştur diyerek mesela şuradan bu sayfadan ayrılıyorum. Mesela burada yeni bölge ekledersiniz. Daha sonrasında burayı ülke ekledersiniz. Mesela sadece diyelim siz ne diyelim Almanya'da yapacaksınız. Almanya'nın ismi nedir? Bakalım evet Almanya. Sadece Almanya'da diyelim dropshipping yapıyorsunuz. Almanya'ya eklersiniz. Add Selected dersiniz. Şurada yeni bölgeye isminde sadece Almanya yazarsınız. Anlaşılması için yani bu bölgenin adının. Sadece Almanya eklendiği için ülke olarak. Daha sonrasında burada kaydet dersiniz. Ve gördüğünüz üzere bir hedef bölge seçildi ve şu anda diyelim Almanya üzerinde bir şey yapıyorsanız şurayı da silelim. Deutschland mıydı neydi bilmiyorum şimdi İngilizcesini. Almanya yazayım ben. İşte buraya Almanya yazarsınız. Free Delivery Almanya falan filan bir İngilizce bir şey yazarsınız. Daha sonrasında şurada Set Delivery Zone tekrar gelelim. Advanced Settings burada ayarlamıştık sadece Almanya diyeyim. Şu anda sadece Almanya üzerindeki gelen kişilere ücretsiz kargo seçeneği sunabilirsiniz. Veya şöyle tüm dünyaya all destination tüm konuma diyerek tüm worldwide dünya geneline sunabilirsiniz. Eğer sadece zaten dropshipping yapıyorsanız sadece bir bölgeye yapıyorsunuzdur. O yüzden bu advanced settings'ten şu şekilde Almanya, İngiltere üzerinde falan oluşturabilirsiniz. Şimdi sadece bir Almanya üzerinde oluşturalım. Kaydet ve bitir diyorum. Şuradaki ayarlarla oynamanıza gerek yok çünkü bir şey değiştirmeyecek. Yani saat falan ayarı yapabilirsiniz. Oluşturuldu bu.
gördüğünüz üzere zaten minimum order sub total, yani buradan sonrasında bu diyelim 5 dolar, mesela şu anda pound kullanılıyor. 5 pound öncesindeki siparişlerde bu gönderim şekli geçersiz olabilir eğer buradan ayarlama yapabilirseniz. Nakliye ve alım kısmına tekrardan gelelim bir. Gördüğünüz üzere burada iki tane benim şeyim oluştu. Kargo şablonum oluştu. Burada ben dünya genelinde ücretsiz gönderim sunuyorum. Böyle tercih ediyorum. Siz de hangisini yapmak isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu sileceğim. Bu şekilde kargo şablonu oluşturabilirsiniz. Ha, buradaki lokal delivery kısmından. Oradaki ayarları da hiç incelemeniz de fayda var. Bu kadardı. Kargo şablonunuzu bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.